Kıymetli bakanlık bugün ilimize geldi, ilimizi şereflendirdi. Her kıymetli bakanımıza, Çankırı'mıza yapmış olduğu taleplerimizle ilgili her zaman olumlu cevap verdiği destekler için huzurlarınızdan teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Her ne zaman yanına gidersek, her ne talepte bulunursak, her zaman olumlu dönüş yapan, Çankırı'yı kendi ili gibi gören, Türkiye'de en çok sevdiği illerden biri olduğuna inandığım Çankırı'ya her zaman hizmet etmeyi kendine görev bilen Sayın Bakanımıza ilimize geldiklerini, teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Tabii Çankırı'mızla ilgili güzel işler yaptığımız gibi 81 vilayetimizle ilgili de çok önemli, çok güzel hizmetlere Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 20 yıldır imza atmaya devam ediyoruz. Enerji yönünden bakıldığında hakikaten Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gazın bulunması ve onun gelecek sene bu zamanlarda konutlarımızda kullanabilecek hale gelecek olmamız, biraz evvel Sayın Bakanımızın il başkanlığımızdaki sohbetinde ortaya koyduğu muazzam derecedeki döviz çıkışına ket vuracak, o dışarıya tam manasıyla %99 bağımlı olduğumuz enerjiyle ilgili hususta artık Türkiye'nin yerli ve milli üretimiyle dışarıya daha az döviz ödemek durumunda kalacağız. O içeride kalanlar çok daha büyük hizmetlere, yatırımlara hep birlikte imza atacağız. İnşallah 2023'le beraber de büyük bir şahlanışın milli enerji, yerli enerji hamlesinde çok daha büyük atılımların hep beraber şahit olacağız. Bugün ilimize teşrikleri ve bu iftar sonrasının toprasını bizimle paylaştığı için Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda saygılarımı arz ediyorum. Ve sizlere de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilimiz için çalışmalarımız her gün içerisinde devam edecek. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Meclis Başkan Vekilim, değerli milletvekilleri, kıymetli bari belediye başkanlarım, aziz Çankırılılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının son günlerine eriştik, hamdolsun. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten kurtuluş olarak müjdelenen bu ayın son günlerindeyiz. Cenab-ı Hak'tan sizleri sevdiklerinizle birlikte Ramazan bayramına mutluluk ve huzur içerisinde kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bir de üzerinde kalmaması gereken bir vecibe var. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle size selam ve muhabbetlerini getirdim. Onu da sizlere iletmek istiyorum. Biraz önce sayın vekillerimiz de ifade etti. Fırsat buldukça Çankırı'ya gelmekle birlikte gelemesek de bizim aklımız, gözümüz, kulağımız burada. Nasıl burada? Sayın vekillerimiz sağ olsun, belediye başkanlarımız, sizi temsilen Ankara'ya gelip ilin, ilçenin, köyün, mahallenin sorunu neyse bize taşıyorlar. Orada yerinde Ankara'da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama bugün bizzat gelerek sizlerden ve sizlerin doğrudan temsilcileriniz vasıtasıyla ilimizin bakanlığımız faaliyet alanlarıyla alakalı hususlarda istek, öneri ve taleplerini dinledik. İlgili bürokrat, teknokrat arkadaşlarımız buradaydı. Onları da talimatlandırdık. Benim kendi gözlerim şudur. Çankırı'da sorunların büyük bir kısmını hamdolsun aşmışız. Bundan sonra işin biraz daha estetik kısmı kalmış. Bir iki tane eksiğimiz var. Onu da konuştuk. İnşallah onları da aşacağız. Ve Çankırı'mız Cumhuriyetimizin 100. yılını kendisine yarışır bir vaziyette karşılayacak.
Biz Çankırı'yı sadece Çankırı'dan ibaret görmüyoruz. Çankırı'da yaşayan Çankırılılardan en az 3 misli başa. Evet. 3-4 misli Ankara başta olmak üzere İstanbul'da yaşayanlarımız var. Benim de orada çok yakın aile dostlarım var, sevdiğim arkadaşlarım var. O açıdan Çankırı'yı biz sadece Çankırı'dan ibaret görmüyoruz. Çankırı bizim gözümüzde 81 vilayetten farksız. Hatta yurt dışına gittiğimizde orada da yoğunlukla yaşadığınız yerler olduğunu da biliyoruz. Onun için Çankırı'ya hizmet bizim için Türkiye'ye hizmetten bir farksız. Bu ruh bu bedende olduğu müddetçe durmadan, duraksamadan ben ve ekibim size hizmet etmeye devam edeceğim. Şimdi tabii Enerji Bakanlığı olunca buraya gelmişken faaliyetlerimizden kısaca bahsetmeden olmaz. Birkaç cümleyle de konuşup ondan sonra da izin isteyeceğiz. Çünkü gençlerle bir araya geleceğiz. Sadece doğalgaz ve elektrikli birkaç örnek vererek yaptıklarımızın neler olduğunu mukayeseli olarak sizlere aktarmak istiyorum. Doğalgazda Sayın Vekilimiz söyledi. Sadece 5 ilde, 5 büyük ilde gaz vardı. İşte Ankara'da hemşehrileriniz yaşıyordu. Belki de merkezde yaşıyorsa gaz kullanıyordu. Mücavir alanlarda mesela Çankırılar, Kursaklar'da falan çok. Orada yoktu. Onlar hep bizim zamanımıza geldi. Gaz yoktu. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve 4 tane. Bir de Kocaeli'de çok az miktarda. 4-5 ilde. Orada da toplamda 50 ilçede gaz varken bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla batıda ne varsa doğuda da o olacak, o hizmeti götüreceğiz anlayışıyla Edirne'den Kars'a, Çankırı'dan Konya'ya her tarafa doğalgazı getirdik mi? Hamdolsun getirdik. Çankırı'mızda 2008 yılında bu konforlu yaşamın bir değişmez parçası olan doğalgazla çevreci bir yakıt, ekonomik bir yakıt tanıştı. Neredeyse Çankırı'nın %80 ilçesine de gazı götürmüşüz. Birkaç ilçemiz kalmış. Onlar da arkadaşlar çalışıyorlar. Program dahilinde oralara da getireceğiz inşallah. Nasıl diğerlerine götürdüysek orayı da gazsız bırakmayacağız. İnşallah. Elektrikte 2000 yılların başında 30 bin megawatt elektrik kurulu gücümüz vardı. Bugün artık 100 bin megawattı geçti. Dünyada bu kadar kurulu güce sahip sadece 14 ülke var. 14 ülkeden birisiniz. Avrupa'da 6 ülkeden birisiniz. Eskilerimiz hatırlayabilir bize emsal olanlar. Günde birkaç saat elektrik kesiyordu öyle mi? Şimdi hamdolsun arıza nedenleri hariç, olağanüstü haller hariç bir kesintimiz yok. O zaman program dahilinde bir kesinti yapıldı. Niye? Çünkü kurulu gücümüz yetmiyordu. Mecburen kesintili pay ederek kullanıyordu. İşte elektrikte de sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde bir yatırım yapıldı gerçekleştirildi. Dile kolay. Ve büyük bir çoğunluğunda kendi milli bütçemizden, hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. %80-90'ı özel sektör kaynağı. İşte o kaynakları da size hastane, okul, yol yapmak üzere ayırmış olduk. Şimdi yap işletmeleri modellerini biliyorsunuz muhalefetin bir kesimi eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işlere ayırmış olsaydı, o zaman ya hastanemiz eksik olacaktı, ya okulumuz eksik olacaktı, ya sıramız eksik olacaktı, bir elektrik direğimiz eksik olacaktı. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız vizyoner ileri görüşlü. Devletin bir tek kuruşunu harcamadan bir yerde çayın taşıyla çayın kuşunu bulmuş oldu. Enerji alanında da bu 19 yılda tam 1 milyar liralık yatırım yapmışız. Sırf geçtiğimiz yıl 278 milyon liralık yatırım yapmışız. Bu inşallah yine aynı seviyelerde ihtiyaç neyse devam edecek. Çankırı'da şu anda doğalgaz kullanan
doğalgazdan faydalanan nüfusumuzun oranı %62. İmkan sunulan %70. Demek ki bir 7-8 kişi, 100 kişi de kapısında doğalgaz var, henüz kullanıma geçmemiş. Biz bu vesileyle onları da doğalgaz kullanmaya davet etmek istiyoruz. Türkiye'de hiç güneş santrali yoktu. Şimdi 8000 megawattın üstünde güneş santrali var. Hiç rüzgar enerjisine dayalı santral yoktu. 10.000 megawattı aşan santralimiz var. Biyogazı hiç bilmiyorduk. Biyogazdan elektrik üretmesini bilmiyorduk. 2000 megawattı aşkın biyogazımız var. Yani çöpten, hayvansal ve tarımsal atıklardan elektrik üretme teknolojisiyle bugün Türkiye elektrik üretiyor. Neredeyse 2 milyon nüfuslu bir kentin elektriğini Türkiye'deki bu atıktan, biyogazdan elektrik üreten tesislerden elde ediyoruz. İnşallah bunların sayısı artacak. Yeter ki siz desteğinizi bizden esirgemeyin. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayınızı bir kez daha tebrik ediyor. Yaklaşmakta olan Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederim.